Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis lahana turşusu tarifim var. Annemin yıllardır yapmış olduğu garanti bir tariftir. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen turşumun ayrıntısına geçiyorum. Tarifimde 2 tane 5 kiloluk kavanoz kullanacağım için büyükçe bir lahana seçtim. Sizler kullanacağınız kavanoz veya bidonun ölçüsüne göre lahana seçebilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi orta sert kısmından ayrılacak şekilde lahanayı kesiyorum. Bu arada lahanayı kullanmadan önce üzerindeki kabukların bir iki tanesini tamamen alın. Sadece beyaz sert kısımları kalsın. Lahana seçimini yaparken de yeşil olanları değil, beyaz olanları ve sert olanları seçin lütfen. Gördüğünüz gibi içi de bembeyaz. İlk olarak lahanayı dörde kestikten sonra dilimlemeye başlıyorum. Biraz önceki bahsetmiş olduğum lahananın sert kısmı tam olarak da burası. Bunu turşumuzda kullanmayacağız. Sadece kenarlarını birazdan keseceğim. Şimdi lahanamızı kesmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi lahanayı bu şekilde ufak ufak doğruyorum. Lahananın tamamını doğradıktan sonra turşumu hazırlamaya başlayacağım. Bütün lahanayı doğradım. Bu da orta kısmı. Orta kısmının da kenarlarını doğruyorum. Sert kısmını kesinlikle turşuya koymuyoruz. Lahananın tamamını doğradıktan sonra birkaç kez güzelce yıkayın. Sonrasında süzgece alın ve turşunuzu hazırlamaya başlayın. Dört tane havucu soydum. İnce ince dilimledim. Videonun başında da dediğim gibi iki kavanoz turşu hazırlayacağım. Birini acı yapacağım. Acı biber kullanıyorum. 4 tane limonu güzelce yıkadım, dilimledim. Onları da kullanacağım kabuklarıyla beraber tabii ki. 4 baş sarımsağı soydum. Küçük küçük doğruyorum. Videonun altındaki açıklama bölümüne tarifte kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 5 litrelik cam kavanozumu kaynar suyla yıkadım ve kuruladım. Tamamen steril ettim. Kavanozun dibine ilk olarak dilimlemiş olduğum sarımsaklardan biraz koyuyorum. Sonrasında da kesmiş olduğum lahanaları kavanozun içerisine koyuyorum. Birazını koyduktan sonra elimle bastıracağım. Diğer malzemelerimi de ilave edeceğim. Aklınızda soru işareti kalmaması için bütün ayrıntıları ve püf noktaları sizlerle paylaşıyorum. Aynı şekilde videoda da gösteriyorum. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Bir miktar lahana koyduktan sonra elimle güzelce bastırıyorum. Arada bir lahananın üzerine bastırmayı ihmal etmeyin. Çünkü sonrasında 1 iki gün beklediğinde lahanalar suyunu çektiğinde yumuşayacaklar ve kavanozunuzda oldukça yer açılacak. Biraz bastırdıktan sonra yine lahanadan üzerine koyuyorum. Ununun birazına lahana koyduktan sonra kenarlarına dilimlemiş olduğum havuçlardan yerleştiriyorum. Kenarlarına dilimlemiş olduğum havuçlardan koydum. Şimdi üzerine biraz sarımsak koyuyorum. Bu arada sizlere şunu da söylemek istiyorum. Turşularınızı hazırlarken sarımsak konusunda elinizi korkak alıştırmayın derim. Sarımsak turşunun olmazsa olmazı. İçerisine koymuş olduğunuz sarımsak sayesinde turşunuz hem çok daha lezzetli olacak hem de çok daha uzun ömürlü olacak. Elimden geldiğince videoyu en ayrıntılı şekilde sizlere çektim ve anlatıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an hemen sizlere dönüş sağlayacağım. kavanozun yarısını doldurdum. Şimdi kenarlarını dilimlemiş olduğum limonlardan yerleştiriyorum. Turşumda hem limon kullanıyorum hem de limon tuzu kullanıyorum. Turşunuzun suyunun bulanık olmaması için kullandığınız sebzelerin tamamen tertemiz olması gerekiyor. Hiçbir kalıntı ve kir olmaması gerekiyor. Aksi halde turşunuzun suyunda bulanıklık olacaktır. dilimlemiş olduğum limonları kavanoza dizdim. Şimdi ortasına lahanalardan koyuyorum. Bütün işlem aslında aynı. Lahanayı koyuyoruz, biraz bastırıyoruz, aralara sarımsaklardan serpiştiriyoruz. Ve kavanozumuzu bu şekilde dolduruyoruz. Tabi arada bir üzerine bastırmayı da ihmal etmiyoruz. Kalan lahanayı da üzerine koyuyorum. Biraz daha bastırıyorum. Ve birinci kavanozum artık hazır. Daha önce de söylemiş olduğum gibi kavanozun bir tanesini normal hazırlıyorum. Diğerine de acılı. En son üst kenarlarına da dilimlemiş olduğum havuçları yerleştiriyorum. Kavanozumun bir tanesi bitti. Şimdi diğerine geçiyorum. Kavanozun dibine ilk olarak dilimlemiş olduğum sarımsaklardan koyuyorum. Sonrasında da acı biberlerden. Diğer bütün aşamalar aynı. Üzerine lahana koyduktan sonra biraz bastıracağım. Yine aralara dilimlemiş olduğum sarımsaklardan koyacağım. İkinci kavanozumu da hazırladıktan sonra turşumuzun suyunu hazırlayacağız. İçerisindeki tuzu erittikten sonra kavanozlarımızı, turşu sularımızı koyacağız. Kavanozun kenarlarına havuçlardan dizdim. Şimdi üzerine acı biber diziyorum. kullanmış olduğum biberler fazlasıyla acı olduğu için çok fazla kullanmadım. Ama acıyı çok seviyorsanız biber miktarını arttırabilirsiniz. Biberlerin üzerine de lahanayı koyuyorum. Elimle güzelce bastırıyorum. Aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde lahanayı dolduruyorum. Kavanozun yarısını lahana ile doldurdum. Kenarlarına limonları diziyorum. 4 tane limon 2 kavanoza da tam geldi. İkinci kavanozum da bitmek üzere. Son olarak kesmiş olduğum havuçları dizdikten sonra aralara biber koyacağım. Havuçların aralarına acı biberleri de dizdim ve artık ikinci kavanozum da hazır. Kavanozlarımı hazırladığıma göre artık turşumun suyunu hazırlayabilirim. Görüntüleri gerçekten çok güzel oldu. Hazırlamış olduğum turşu hem göze hem de mideye hitap ediyor. Ayrıca çok da sağlıklı. Kalan sarımsakları da kavanozların üzerine eşit miktarda dağıtıyorum. Genişçe bir kabın içerisine 3 litre içme suyunu koyuyorum. Turşunuza lütfen musluk suyu kullanmayın, içme suyu kullanın. Hem turşunuzun suyu berrak olacak hem de turşunuz çok daha lezzetli olacak. 10 yemek kaşığı kaya tuzunu suyun içerisine ekliyorum. Sonrasında 2 yemek kaşığı pul biber. 10 çay kaşığı şekeri de ekliyorum ve bütün bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. İçerisindeki tuzun tamamen erimesini sağlıyorum. Yaklaşık bir 5-10 dakika bekleyin. Arada bir karıştırın. Zaten süre sonunda turşunuzun suyu hazır olacak. İçerisindeki tuz erimiş olacak. Tuzun tamamen erimiş olması oldukça önemli. Kavanozlarıma birer yemek kaşığı limon tuzu ekliyorum. İçerisine katmış olduğumuz limon tuzu sayesinde turşumuz daha çıtır çıtır olacak ve uzun ömürlü olacak. Her bir kavanoza 5 çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı hacmi 125 mililitre. Alternatif olarak elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Turşu suyum da hazır. Artık turşumun üzerine ekleyebilirim. Koymuş olduğunuz su lahananın üzerinde olması gerekiyor. Zaten turşuların suyunu koyduktan sonra kapağını sıkıca kapatacağız ve 2 gün boyunca bekleteceğiz. İkinci günün sonunda tekrardan sularını kontrol edeceğiz. Videomda da sizlere o aşamasını göstereceğim. turşumuzun içerisine koymuş olduğumuz pul biberinden dolayı turşumuz çok daha lezzetli oluyor. Daha önce hiç bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İkinci kavanozumu da aynı şekilde dolduruyorum. Kavanozlarımın ikisi de hazır. Şimdi üzerine maydanoz koyuyorum. Yarım demet maydanozu bu şekilde üzerlerine koyuyorum. Üzerine koymuş olduğum maydanoz sayesinde hem üzeri turşunun açık kalmamış olacak hem de maydanozun lezzeti, aroması turşuya geçmiş olacak. kavanozun ağız kısmını temiz bir peçeteyle güzelce silelim kupkuru olsun hiçbir kalıntı olmasın sonrasında da kapağını sıkıca kapatalım İkinci kavanozumuza aynı işlemi uyguluyoruz kavanozun ağız kısmını güzelce siliyoruz sonrasında da kapağını kapatıyoruz Kavanozların kapağını kapattıktan sonra bu şekilde yan yatırıyorum ve birkaç kez sallıyorum. Turşu suyunun tamamen aralara geçmesini sağlıyorum. Kavanozlarım artık hazır. Kavanozları 2 gün boyunca serin ve güneş görmeyen bir yere koydum. İkinci günün sonunda kavanozları kontrol ediyorum. İkisinin de gördüğünüz gibi su miktarı biraz azalmış. Her iki kavanoza da su ilavesi yapacağım. Kavanozun kapağını açıyorum. Maydanozları üzerinden almanıza gerek yok. Yine aynı şekilde içme suyu kullanıyoruz. Maydanozun üzerini kaplayacak şekilde suyu dolduruyorum. Sonrasında da hemen kapağını kapatıyorum. Diğer kavanoza da aynı işlemi uygulayacağım. Kapağını sıkıca kapattıktan sonra serin ve güneş görmeyen bir yere koyacağım. Turşularımızı hazırladıktan sonra en az 3 hafta bekletmemiz gerekiyor. Turşularınızı açtıktan sonra da aynı şekilde serin ve güneş görmeyen bir yerde bekletin veya buzdolabına kaldırın daha küçük kavanozlara koyarak. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınızı ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.